Ve son roundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. İkincisi, gelelim Sinan Bolat meselesine. Sinan Bolat'la bir 10-15 gündür görüşüyorlar. Sinan Bolat transferini çok yanlış bulmuyorum. Tecrübeli bir kaleci. Ha Berke'yle de uzatmayabilirler. O biraz Berke'nin de tavrıyla alakalı. Ben olsam uzatmam. Bu şartlarda. Ben güvenmiyorum da iyi bir kaleci olabilme ihtimalini de zayıf görüyorum. Nitekim Michael Craft'ın raporu da beni doğruluyor. Ee, Sinan Bolat da tecrübeli bir kaleci. 6 aydan sonra ikinci kaleci olarak da onunla rekabete girerek de beklerim de derse yani ben beklerim sıkıntı da yok derse ee, Sinan Bolat alınabilir. Kulüple de anlaşılmış. Genellikle yani o takımın araları iyi. Ee, Bolat transferini yapabilirler. Ben Sinan Bolat'la Rogon'dan gelecek bir sol bek dışında Fenerbahçe'nin transfer yapma ihtimalini zor görüyorum. Peki Rogon'un sol beklerine baktın mı bari? Stalifidis var Hoffenheim'a Hoffenheim. giden. Evet, onu evet. onu zamanında Ersun Hoca çok istemişti. Evet. Genç Mesela gençken, öyle bir şey gençler, gelebilir. Onlar yani öyle bir şey gelebilir. Şuz dönüyorlar. Şuz işinde Rogon olabilir. Bilmiyorum artık. Stalifidis ee, e, gençken. Böyle birini alabilirler yani. Geldi. Bayer Leverkusen'a transfer olmuştu diye hatırlıyorum. Doğru. O dönemde sekerken personel istiyordu. O dönem için potansiyeli çok yüksek bir oyuncuydu. Ya benim niye bence böyle Konan, fena sol bek değil yani şu anda. Bir de Fenerbahçe'de yok yani sol bek. Yani hiç sol bek olmamaktansa Konan'ın. Santrfor da sonra geçeceğim. <laughs> sonra da sonra geçeceğim. Ee, şu <laughs> ama benim yani yine böyle sinirimi bozan yani ben düşünürken abi yani Konan'ın alternatifi Nico Schulz olmaz. Yani Nico Schulz'u alma şansın varsa Nico Schulz'u alırsın yani. Çok basit bir abi, şey Nico bak Schultz, Nico Schultz, Schultz alabilirsin neden? Dortmund'da oynamıyor. Abi, bir de Rogo'nun abi Rogun'un işte hucumun hucum özellikleri yani ofansif özellikleri çok üst düzey bir oyuncu yani işte ofansif sol bek istiyorsan hmm. biçilmiş kaftan bir oyuncu evet savunması eksik doğrudur bizim Borussia Mönchengladbach'ta oynuyordu bir ara orada da hani savunması eksik mi? Halen sol kanadına daha iyi olur. Bu müthiş. Ama işte evet. onu söyleyeceğim niye abi Pereira'yı almadın yani, ya, oraya bağlayacaktım yani. abi o zaman takım nasıl otururdu biliyor musun bak Atilla Salah'ı sol stoper kim? Tam merkezde. Tam ortadaki stoper. Marcel Tisserand sağ stoper. İstersen Serdar Aziz'i de oynayalım. Sağ kanat beki yap Ferdi'yi. O ile değişmeni oynatırsın. Abi sol kanat içinde sol kanat beki olarak biçilmiş kaptan. Niye Fenerbahçe her şeyi böyle 6 ay geç yapıyor ya? İlla bir Rogon mu olması gerekiyor? Ben onu Tabii onu illa yapıyorum. Rogon olması lazım. Ama ben anlatıyorum işte sana. Bilmiyorlar abi, abi, abi. Tanımıyorlar ya. Ya senin mesela şey bu senin fırıncı gibi ya. Başka en son ona gidiyorsun yani. Fener anlamaya gidiyorsun ya en son. Bunlar da en son baba biz en son kimseyi bulamadık diye. ona gidiyorum. İlk ona baba gidiyorum. biz kimseyi Sabah bulamadık elten, diye ona gidiyorlar. Yediden, yani, yani Rogon Fenerbahçe'yi Wolverhampton Sözüyor. gibi kullanacak. Kullanıyor abi. Bu da bir gerçek. Avrupa basınında da yazıyor. Güzel test. Bak. Çünkü, doğru bir çünkü teslim. Ali Koç da Ali Koç da kimseyi tanımıyor. İşini bilmiyor. Öğrenmek de istemiyor. Durum bu. Evet, Gelelim Seferovic'e. Seferovic, Seferovic, Seferovic. yok kardeşim. Pardon sorayım önce. Seferovic peki. Rog Bence Rogan, olur. Mi? Mesela ben ben beğendiğim bir santrifor. Rogon'un Bu sene çok mi? oynamadı ama değil. Değil. Rogon değil. Lyon Sports'un oyuncusu. Ramadani'nin oyuncusu. Ben asla bu transferin olma ihtimalini yüzde birden aşağı görüyorum. Niye? Abi çünkü Seferovic'in parası iyi. Bizim başkan ucuzcu para vermez. O yüzden Rafa Seferovic falan olmaz. alamazlardı zaten. Morelos. Bu Alfredo Morelos her sene Fener'in gündemine gelir. Rangers'ın Danny Rangers Santrifor. Danlik, o Danlik o kadar Spor. Çok kötü bir Santrafor. Çok, kötü çok iyi santrifi. değil. Evet, çok iyi değil, çok kötü bir santrafor. Bak yani çok. Samatta kötü... kötü olur. Bak bana sen size söyleyeyim. Samatta'dan kötü olur. Bu Morelos her sene Fener'in gündemine gelir. Evet, her geliyor. sene Türkiye temsilcisi buraya bir itelemeye çalışır. Bu sene iteleyebilirse bunlara iteler. Yani bu yönetime. Bu zamana kadarkilere iteleyemedi. E, i̇teleyebilirse bunlara iteler. O da tam bir kaskallama olur. E, onu da şundan bundan söylemiş olalım. İnşallah Morales falan gibi bir hata yapmazlar. Abi bak Alexis Morales olsa... her sene e, ilk Hı -hı. maçlarda mesela atıyorum, hart sahibi olan. Dur dur Ayak duram dur. Dur. Oruz bir ya. adam ya. Buyur dur demiş. ben sana anlatayım. Anlatayım. Dışarıdan çok güçlü gözüküyor. Hani aynı anda iki pehlivanlı güreş tuttuğu söyleniyor. falan. öyle bir ilk intiba. Abi sezon başı atar böyle tamam. Hatta böyle şey geri alıyorum. Aberdeen'e, Hartz'a, Hibernian'a e değil. Onlar yine ligin baş altı takımları. Ya böyle işte o sezon varsa eğer ligde. Ya Saint Miran'a, Kilmarno kafanı ikişer ikişer atar. Abi Rangers'lar başlar. İşte Alfredo Morelos'u biz artık e, işte 20 milyona satacağız. Inter istiyormuş. Hayır Milan istiyormuş böyle sosyal medyada. Benim takip ediyorum ya Rangers'ları. Futbol düşmanını yakından takip et. Hani Celtic cephesiyim ya bak. Ben de hep gülüyorum. Ulan bir kere de şu Celtic'e de atsa görsek ilk defa şu son bu sezon hatta kaç sezondur oynuyor. Bir kere büyük maçlar tırt. Tırt oğlu tırt. Çok kötü oyuncu ya. Büyük maçlar. Öbür türlü ama şeyler de iyi. Bence yani gelip de 15. 16. takıma karşı iki tane üç tane atar. Atar yani. Bir şey demiyorum ona. Morelos iki tane üç tane atar. Ama abi ihtiyacı olan Santrafor krizini sorunu çözecek oyuncu mudur? O konuda sana daha yakın duruyorum. Yani Fenerbahçe o, santrifor. en dandik forveti değil ama Fenerbahçe'nin bu Fenerbahçe yönetimini değil yani. Buradan Fenerlere sesleniyorum. Fenerbahçe'nin bu yönetimi, bu yönetim dediğimde bir kişi Ali Koç'un ne üst düzey bir santrifor alacağına, ne löv alacağı alabileceğine, ne de o kalibrede bir teknik direktör getirebileceğine olan hiç inancım yok benim. Peki bir şey Ali Koç'a karşı ümitlerimi bitireli çok oldu. Ali Koç, löv gör... Ha löv bitti. Yalan. Yok öyle bir şey. Yok. Biten biten bir şey yok. Lövle Ali Bey birbirlerini çok sevmişler. O kadar. O kadar yani. Birbirlerini çok sevmişler. Allah Baba Allah bizim takımda bak seneye şöyle geliyor musun? Şu bu yok. Ben Fenerbahçe'de gerçekleri söylüyorum. Löv yok. Bu başkan alabilir, alabilir mi? Hiç sanmıyorum. Sefer Avuç, kötü santrifor değil. Böyle süper mi değil ama olur yani. Türkiye Ligi'nde hele Fenerbahçe'ye Fenerbahçe uygun bir santrafor. Alamazlar. Top tekniği olarak, top tekniği olarak Morelos'a 5 basar. Top tekniği. Ya olarak. her bakanıdan iyi. Morelos'ta kıyas e, kabul Seferovic'in sorunu bak. Seferovic'in sorunu. Seferovic bir sezon o kadar kötü oluyor ki İsviçre milli maçlarında ıslıklanan ilk oyuncu oldu. Tarihe geçti. Koskoca Seferovic ıslıklanır mı abi? Baya yüksek fiyatlara. Bak 6 yaşlarda evet. en iyisiydi. En iyi forvetiydi o dönem ya. Balkan göçümün İsviçre'de oynayan tayfa neydi? alınamaz al alamayacaklar. Bu uzatma dur, yani o Hayır, <laughs> hayır. Abi aldın şimdi alacaksın. Şimdi onu söylüyorum. Bu oyuncu sizin o şey gibi Bitcoin gibi. Bir çok Düşüşte yükseliyor. Olacaksın. Bir aniden çok düşüyor. Düşüşteyken alacaksın. Çünkü çok yükseldiği zaman işte o daha önce gittiği takımlara bakıyorsun. Abi acayip şok yaşıyorlar. Bu mu bu kadarlık oyuncu diye. Sonra uygun fiyata bir daha ortaya çıkıyor işte Portekiz'de falan. Vay. Seferovic öldü dediniz. Ölmez falan filan. Böyle oynuyor yani. Türkiye Ligi'ne gayet olur. Onu sana söyleyeyim. İstikrarsız olsa da o 10 tane maçta çok iyi oynar. Ve o maçlarda daha ki işi bitirir. Top tekniği. Bizim maçta da bayağı iyi oynadı maalesef. Biliyorsun İsviçre Türkiye maçında da. İyi oynadı. Çok iyi oynadı. Ben çok açık söyleyeyim. Mahcup olmayı çok istiyorum. Bak mahcup olmayı çok istiyorum. Ama orada oynayamaz. İnşallah yanılırım. Ama Ali Koç'un ne lövü ne o kalibrede bir teknik direktörü ne de üst düzey bir santriforu Fenerbahçe'ye alabileceğine hiçbirine dair hiçbir inancım yok. Fenerbahçeliler şunu bilsin. Rogon'dan bir tane sol bek gelir. Bir de kaleci Sinan Bolat gelebilir. Bu ikisiyle transfer kapanır. Peki. Bir de Peki. para yani para harcamıyorlar. Para harcamazsan gelmiyor kimse abi. Bu kadar basit. O zaman e, hiç para harcamayan devre arasında ve çok para harcamayan ama geleceğe çok sanki bir çok iş yatırım yapan iki takımımızı Beşiktaş ve lider Trabzonspor'u konuşalım. Çok küçük bir aradan sonra sizlerle tekrar beraber olup konuşacağız. Sporun sigortası HD'nin sigorta Sonran programını sundu.